Bugün sizlere gencecik yaşta kaybettiğimiz ünlü isimleri anlatacağım. Barış Akarsu 9 Haziran 1979'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Islak Islak şarkısının yanı sıra Mavi, Kimdir O, Bir Kasaba Akşamı ve Amasra gibi şarkılarla popülerlik kazandı. Aynı zamanda oyunculukta yapıyordu. Tam hayallerini gerçekleştirmişken bir trafik kazasının kurbanı oldu. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. Yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 10.30 civarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba karşı anda bir trafik kazası geçirdi. 5 gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. <Sessizlik> Kerim Tekin 18 Nisan 1975'te dünyaya geldi. Kar Beyazdır Ölüm şarkısıyla hafızalarda yer etti. Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Tekin'in yanındaki bateristi ve menajeri Halis Bütün'le ise ağır yaralandı. Sandıklı Termal 98 Festivali'ne katılan ve 26 Haziran akşamı belediye meydanında konser veren Tekin, arkadaşının nişan törenine katılmak için festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemedi. Konser çıkışı akşam üzeri kendi kullandığı otomobille İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak Afyon Sandıklı Karayolu 20. kilometresinde bir süt tankeri kamyonla çarpıştı. Kömür yüklü kamyon Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Bir yolcu otobüsü de kaza yapan araçlara çarptı. Sanatçı Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan bateristi Halis Bütünley ağır yaralandı. Kerim Tekin öldüğünde 23 yaşındaydı. uzay heparı 24 Temmuz 1969'da dünyaya geldi. Ay'a ilk ayak basıldığı günlerde dünyaya geldiği için adı uzay oldu. 20 Mayıs 1994 tarihinde Demet Sağaroğlu'nun ilk albümü üzerinde çalışmaktayken kısa süre önce aldığı motosikletiyle Etiler Koç Köprüsü üzerinde küfe bardaki programına gitmekte olan Demet Akbağ'ın arızalanan arabasına çarptı ve boynu kırılarak ağır yaralandı. Bir özel hastaneye kaldırıldı. 11 gün süren bitkisel hayatın ardından 30 1 Mayıs 1994'te saat 10.50'de hayatını kaybetti. Türk pop müziğinin harika çocuğu çok sevdiği motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucunda öldüğünde 26 yaşındaydı. Gökhan Semiz, 12 Ocak 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Grup Vitamin'in solisti 29 yaşına bastıktan birkaç gün sonra 17 Ocak 1998 günü İstanbul Bakırköy'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Geceleri Kemancı Bar'a rock müzik dinlemeye gidiyordu. 16 Ocak 1998'de arkadaşlarıyla yine rock müzik dinlemeye gitmişti. Gece dönüşte Bakırköy sahilde Kennedy Caddesi yolunda araba kontrolden çıkarak yolun kenarında demirlere çarparak durdu. Kaza sırasında Gökhan Semiz daha önce başka bir kazadan kapıdan atlayarak kurtulduğu için yine aynı refleksle araçtan atladı. Fakat kafasını kaldırım taşına çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan Semiz yolda hastaneye yetiştirilirken hayatını kaybetti. Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz'in asi çocuğu 2004 yılının sonlarında testis kanseri teşhisi aldı. Kazım Koyuncu hastalığıyla büyük bir mücadele verdi. Etrafındakilerin sevgisiyle bu zor günlerin geçeceğine inanıyordu. Kanserin yarattığı zorluğa rağmen müzikten de vazgeçmedi. Kemoterapi tedavisi sırasında bile konser verdi. 25 Haziran 2005'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğinde bir yürüyüş başladı. Kazım Koyuncu'yu İstanbul'dan uğurlamak üzere Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenmiş ve çok kısa sürede duyurusu da yapılamamıştı. Ama 26 Haziran 2005 günü binlerce kişi gözyaşları içerisinde törene gelmiş. Ajlan Büyük Burç, Erol Büyük Burç ve Türkan Türker'in birlikteliği sonucu 1970 yılında dünyaya geldi. 22 Temmuz 1999'da Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 28 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ehliyetini kazadan sadece 3 gün önce almıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre virajı hızla döndükten sonra karşısına çatallı yol çıkınca paniğe kapılıp frene bastı. Asfalt yoldan çıkıp bir hafta önce hizmete sokulan stabilize yola girerek otomobil 3 takla attı. Daha sonra park halindeki bir traktöre çarptı. Ajlan büyük boş, paramparça olan otomobilde yaşamını yitirdi. Yılmaz Zafer, 24 Eylül 1956'da doğdu. 1987'de uzun süredir hayran olduğu Perihan Savaşlı evlendi. Bu evlilikten bir de çocuk sahibi oldu. Eşiyle birlikte yönetim, film ve reklamcılık şirketini kurmuşlardı. İlki 1994 Nisan ayında olmak üzere iki kalp krizi geçirdi ve uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşadı. Bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Eşi Perihan Savaş tarafından bebek gibi bakılan Yılmaz Zafer hayatını kaybetti de 39 yaşındaydı. Gürdal Tosun 1967 yılında doğdu. Bir demet tiyatronun tombalağı 33 yaşında böbrek yetmezliği sonucu öldü. Tahminen 1997 yılında otogargarayı oynadığı zamanlarda böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Rahatsızlandığında 160 kiloydu. 108 kiloya kadar indi. Böbrek nakli öncesi sanatçının metabolizması çok yıpranmıştı. Yıl 2000 olduğunda her şey kötüye gitmeye başladı. Gürdal fenalaştı. 22 Ağustos 2000'de Bozyaka'daki SSK İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi yatırılarak tedavi altına alındı. Biyopsi yapılan ve nakledilecek böbrek bekleyen Tosun önce solunum yetmezliği yaşadı. 30 Ağustos gecesi ise fenalaştı. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gürdal Tosun 23-30 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Hastanedeki doktorlar sanatçının nakledilecek böbrek beklerken fenalaşarak bağırsakları besleyen ana damarlarda kan pıhtılaşması ve tıkanıklık sonucu yaşamını yitirdiğini söylüyordu. Derya Arbaş, oyuncu Zerrin Arbaş'la Apache kökenli Amerikalı oyuncu Dehl Berti'nin kızı olarak dünyaya 1968 yılında geldi. 16 Ekim 2003'te dedesi Avni Arbaş vefat edince cenaze töreni için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Cenaze sonrası 20 Ekim'de Los Angeles'taki evine döndü. Türkiye'ye yerleşmeyi planlayan Arbaş, 15 gün içerisinde dedesinin evine yerleşecekti. Ancak 22 Ekim 2003'te geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İsmail Hakkı Sunat 1966 senesinde dünyaya geldi. Genç yaşta tiyatroya başlayan Sunat, Deniz Uğur'la evliydi. Bir de çocuğu vardı. Devlet Tiyatrosu sanatçısı, yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyarması sonucu çıkan tartışmada vurularak öldürüldü. 38 yaşında hayata veda eden sanatçı, geleceğin tiyatro umutlarından biri olarak gösteriliyordu. Mehmet Emin Toprak, 11 Eylül 1974'te dünyaya geldi. Nuri Bilge Ceylan'ın yeğeni olan Toprak, onun yönettiği Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinin başrol oyuncusuydu. Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmindeki performansıyla Kan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü filmin diğer oyuncusu Muzaffer Özdemir'le paylaştığını göremedi. Trafik kazasında öldüğünde 28 yaşındaydı. Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncilik Hava Üstü'nde doğdu. Annesi Hatice Nayman Türk, babası o sırada NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dı. Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz'la 2008'de Asos'ta evlendi. Bu evlilikten 2009 yılında Can adında bir oğlu oldu. Defne Joy Foster, 32 yaşındayken astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Onur Bayraktar, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ve en son özel bir kanalda yayınlanan Kapalı Çarşı dizisinde Timur karakteriyle tanınan Onur Bayraktar, Kadıköy Belediyesi Kozyata Kültür Merkezi Gönül Ülkü Kazanfer Özcan sahnesinde Zülfü Livaneli'nin Aynı adlı kitabından uyarlanan Leyla'nın Evi adlı oyunun bitiminde Balat'taki evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Saat 12.30 sıralarında 01 Karayolu Ünalan Mahallesi dönüşünde bariyerlere çarptı. Savrulan motosiklet taksiye çarparak devrildi. Onur Bayraktar motosikletten düşerek bir süre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından yaralanan Bayraktar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Boran Kaya 1965 yılında doğdu. İner misin çıkar mısın adlı yarışma programının ünlü sonucusu geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında aramızdan ayrıldı. İngiltere'den gelen ablası Nihan ve eniştesi Münir Almaz'ı görmek için tatil yaptığı otelden ayrılmıştı. Kalkan'dan Antalya'ya hareket eden Boran Kaya otomobillerinin Kale ilçesi yakınlarında bir kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Yavuz Çetin 25 Eylül 1970'te dünyaya geldi. Kadıköy'deki bir mekanda sahneye çıkıyordu. Gece sahne çalışmalarını sürdürürken gündüzleri de TMC'den çıkartılacak ve satılık adını vermeyi düşündüğü ikinci albümünün çalışmalarını yürütüyordu. Yoğun depresyon teşhisi konulduğu için bir hafta hastanede tedavi gördü. Hafta başında iyileştiği gerekçesiyle taburcu edildi. 15 Ağustos 2001 tarihinde saat 19 sularında Boğaziçi Köprüsü'nden kendini bırakarak hayatına son verdi. 1977 model Arabası Boğaziçi Köprüsü üzerinde Ortaköy ayağına yakın bir noktada bulundu. Mine mutlu doğum adıyla Emine Özatmacı. 28 Kasım 1948'de dünyaya geldi. 1966'da girdiği bir yarışmada birinci seçilerek Türkiye güzeli oldu. 19 yaşındayken sinemayla tanıştı. 1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan sanatçı daha sonra başrol oyuncusu oldu. 1978'de Ünal Çulha ile evlendi. Bu evlilikten dizi ve reklam oyuncusu olan Çakan Çulha ve Büşra Çulha adında iki çocuğu oldu. Bir yıl mücadele ettiği akciğer kanseri sonucu 18 Eylül 1990’da hayatını kaybetti. Bergen 1959 yılında dünyaya geldi. Arabesk müziğin ülkemizde en önemli temsilcilerinden biriydi. 14 Ağustos tarihinde 30 yaşındayken ayrıldığı eski eşi tarafından katledildi ve bunun sonucunda hayata veda etti. Eski eşinin ona son sözlerinin seni mezarda bile rahat bırakmayacağım olduğu söyleniyordu. Bu nedenle günümüzde Bergen'in mezarı bir kafe içinde yer alıyor. Onurcan Özcan, 6 Kasım 1997 yılında doğan genç sanatçı, Yaramızda Kalsın, Yalnızlık Ezgisi, İntihaşk gibi şarkılarıyla ve paylaştığı coverlarla kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 2018 senesinde Şile'de arkadaşlarıyla birlikte bir tekne kiraladılar. Bu tekne denize açıldıktan sonra alabora oldu ve Onurcan Özcan orada hayata veda etti. Bir süre sonra Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Esengül 1954 yılında doğdu. 1970'li yıllarda çıkardığı plaklarla satış rekorları kırmış ve tüm Türkiye tarafından sevilerek dinlenen bir sanatçı olmuştu. 19 Nisan 1979 tarihinde Bakırköy'de bir trafik kazası geçirdi ve bu kazada hayatını kaybetti. Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerle adından söz ettiren tiyatro oyuncusu Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanı sıra seslendirmede yapıyordu. Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul Beyoğlu'nda sabah saat 8 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce sihir sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Bir kadının cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, 11 bir çalışma başlattı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı. Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Aneme adlı müzik grubunun 9 yıllık solistiydi. Yerini Orbay Sakarya'ya bıraktı. Çok sayıda dizi ve filmde rol alsa da çoğu kişi onu Akasya durağındaki Tolga karakteriyle hatırlıyordu. 27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncu hayatını kaybettiğinde 39 yaşındaydı. Batan Şaşmaz, 1975 yılında dünyaya geldi. Gençlik yıllarında foto modellik yaptı. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol aldı. Yıllarca Melike Öcalan'la birlikte ATV'de sabah programları sundu. Çok sayıda dizi ve film projesinde rol aldı. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanındı. 2017 yılında İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından hayattan koparıldı. Zafer Cülesun, o doğduğunda yıl 1939'du. Mardin'de dünyaya gelen Cülesun, TRT'nin yayın hayatına başladığı 1968'de televizyon haberlerini sunan ilk spikerdi. Başarılı sunumuyla Türk televizyon tarihine geçmeyi başarmıştı. Ses tonuyla herkesi kendisine hayran bırakıyordu ve çok popüler olmuştu. Kendisini alkole kaptırması ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman işlerini aksattığı söyleniyordu. Zafer Cülesun, 18 Mayıs 1976'da karaciğer şoku nedeniyle 37 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Seher Şeniz, 1948'de İzmir'de doğdu. 1965'te Seyyal Taner'in üçüncü olduğu yarışmada plaj güzeli seçildi. 1966'daki Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci olunca sinirlenip ikincilik kurdelesini jüriye fırlatmasıyla ününü perçinledi. O dönemlerde ilk filmi kelle koltuktayla başladığı sinema kariyerini başarıyla sürdürdü. Oynadığı toplam 22 filmin çoğu genelde o dönemin modasına uygun avantür filmler ve yetişkin filmleriydi. Yaşadığı bunalım sonucunda 29 Haziran İran 1984'te canına kıymaya kalktı. Ancak uzun süren çabalardan sonra kurtarılabildi. 1992'de ikinci defa aynı şeyi denedi ve bu kez başarılı oldu. Komşularının polise haber vermesi üzerine evinin kapısı açıldı ve abisi Turhan Baştaş kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölmeden önce bir mektup yazmıştı. Mektupta yaşadığı olumsuz yıllardan duyduğu acıları daha 15 yaşındayken anlamıştım bu dünyadaki insanların ne mal olduğunu cümlesiyle başlayarak anlatmıştı. Aylin Urgal, 1951 senesinde doğdu. 1969 yılında orkestra şefi Birol Soyurgal'ın orkestrasında solist olarak müzik hayatına atıldı ve oldukça başarılıydı. Sen Yarattın Beni, Nedir Bu Halinle Türkiye müzik listelerinde yükselen Aylin Urgal'ın bu başarısı kendisinin 1976 yılının en ümit veren kadın sanatçısı olmasını sağlamıştı. Sen Yarattın Beni şarkısı 1977 yılının en iyi 8. Türkçe sözlü şarkısı seçildi. 1985 yılının Ocak ayından itibaren Ankara Ankara'da sürdürdüğü sahne çalışmalarına Nisan ayı sonunda son vermişti. İstanbul'a dönüşü sırasında Bolu Dağı'nda binmiş olduğu otobüsün uçurma yuvarlanması sonucu 21 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybetti. Ardında 5 yaşında 2 yavrusu kaldı. <laughs> Feri Cansel, 1944 yılında Lepkoşra'da doğdu. Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Cansel'i Türkiye Feri adıyla yetişkin filmi furyasıyla tanıdı. Pek çok filmde rol alan sanatçı, 1979'da konser için gittiği İzmir'de tanıştığı, ticaretle uğraşan Melih Ük'e aşık oldu. Daha sonra Melih Ük de İstanbul'a taşındı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. 1983 yılında gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Cansel, Ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için 13 milyon liraya anlaşmıştı. 1 Eylül akşamı Cihangir Akyol sokaktaki evinde hazırlıklarını yaptı. Sabah Bursa'ya gidecekti. Evde kızı Zümrüt ve arkadaşları Parkize Songül Hay ve Seyfi Dursunoğlu ile birlikte oturmuş sohbet ediyordu. Geç saatlerde Melih Ük geldi. Bir süre sonra tartışmaya başladılar ve Melih Ük Feri Canseli canından etti. Funda Gürkan 1953 yılında doğdu. Şilçam sinemasına o dönemdeki pek çok genç kız gibi binbir hayalle girdi. Filmlerde oynadı ama işler istediği gibi gitmedi. Çevresi sebebiyle bir süre sonra yasaklı maddelere alışan Gürkan 1989 senesinde aşırı dozdan hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz tüm oyunculara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.